DTK toplantıları barışçıl toplantılardır. Bu toplantılara katılım suç değildir. Bu toplantılarda konuşma yapmak ifade özgürlüğü kapsamındadır. Hükümet, DTK toplantılarının yasal olmadığını gösterecek herhangi bir delil sunamamıştır. Türkiye'de devam eden birçok davada milletvekillerinin ifade özgürlüğüne ciddi müdahaleler vardır. HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığı 20 Mayıs 2016 tarihli anayasa değişikliği, Demirtaş dahil olmak üzere ilgili tüm milletvekillerinin siyasal ifadelerini sınırlandırma amacı taşıyor. HDP'den tanınmış birçok kişi ve seçilmiş belediye başkanları da tutuklandı. Bu kişilerin özgürlüklerinden alıkonulmalarının tek sebebi siyasi açıklamalarıdır. Yargı yetkilileri, mecliste veya seçilmiş belediye başkanı olan diğer HDP üyelerinin davranışlarına ve daha genel olarak muhalif seslere karşı sert tepkilerde bulunuyor.